Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde okul müdür yardımcısı A.Ö. 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunmasının ardından açılan dava 2 yıl sonra ilk kez görülürken bakanlığın devlet memurluğundan çıkartılması talebine karşı aynı okulda yeniden göreve başlaması öğrencinin ailesini perişan etti. 2 yıl önce Reyhanlı ilçesinde ortaokulda müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan A.Ö.'nün öğrencisi 13 yaşındaki A.A.'ya attığı mesajlar üzerine olayın ortaya çıkması ile ailenin öğretmen hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen avukat Yusuf Uyar şöyle konuştu. Dava konusu olay Reyhanlı ilçesinde gerçekleşmektedir. Reyhanlı ilçesinde bir ortaokulda müdür yardımcılığı görevi ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapmakta olan sanık müvekkilimizi istismar etmektedir. Olay gerçekleştiğinde müvekkilimiz henüz 13 yaşındadır ve 8. sınıfa gitmektedir. Bu olay ilk olarak müvekkilimizin kuzeninin telefonda mesajları görmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Olay aileye aktarılmıştır. Aile okul yönetimiyle bir görüşme yapmıştır. Bu görüşme neticesinde olay yargıya taşınmıştır. Sanık ne yazık ki müvekkilimizi birden fazla defa istismar etmiştir. Olaylar şöyle başlamıştır. Öncelikle sanık müvekkilimize karşı duygusal olarak sıcaklık göstermeye başlamıştır. Akabinde de müvekkilimizi fiziksel olarak istismar etmiştir. Sanık ilk olarak müvekkilimize okulun soyunma odasını temizlemesini söylemiştir. Soyunma odasına inen ve temizlik yapmakta olan müvekkilimizin yanına bir anda öğretmeni olan sanık gelmiştir. Ve müvekkilimize sarılmak ve öpmek suretiyle istismarda bulunmuştur. Olaylar ne yazık ki sadece bununla yeterli değildir. Bunun devamında yine öğrenciyi bu öğretmen birkaç kere sınıftan almış ve dışarı götürmüştür. Olayların birinde öğretmen aynı zamanda müdür yardımcısı olduğu için okulda kendisine ait odaya mağdureyi götürmüş, odanın kapısını kilitlemiş ve mağdureyi istismar etmiştir. Yine başka bir olayda ise sanık amcasına ait eve mağdureyi götürmüştür. Bu ev okulun hemen karşısında bulunmaktadır. Mağdureyi bir bahane ile, ders çalışma bahanesiyle sanık oraya götürmüş, kapıyı kilitlemiş ve ne yazık ki bu sefer bu cinsel istismar eylemini daha ileriye taşımaya çalışmıştır. Ancak müvekkilimizin ona direnmesi karşılığında eylemini yarıda sonlandırmıştır. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma 2018 yılının sonlarına doğru başlatılmıştır. Olay daha sonra da mahkemeye intikal etmektedir. Ancak yaklaşık 2 yıl gibi uzun bir süre geçmesine rağmen sadece bir duruşma yapılabilmiştir. Ve mahkeme 6284 sayılı yasada belirlenen tedbir kurallarını uygulamamıştır. Olaydaki kişi hem bir kadın hem bir çocuktur. Mahkeme tarafından bu nedenle 6284 sayılı yasanın da uygulanması gerekmektedir. Bu yönde de taleplerimiz mevcuttur. Ayrıca sanık CMK madde 100 ve devamında sayılan cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiği için derhal tutuklanmalıdır. Zira kanunlar çok açıktır. CMK madde 100 ve devamında cinsel istismar eyleminin gerçekleşmesi tek başına bir tutuklama sebebi olarak sayılmaktadır. Ancak mahkeme heyetince ne yazık ki şu aşamaya kadar sanık tutuklanmamış ve tutuksuz olarak yargılanmaya devam etmektedir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da gerçekleştirilen bir idari tahkikat bulunmaktadır. Bu idari tahkikatta Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri olayın gerçekleştiği yönünde bir kanaat oluşturmuşlardır. Ve bu sanığın kamu görevinden çıkarılması yönünde bir rapor düzenlemişlerdir. Ancak İl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sanığın kamu görevinden çıkarılması yerine sadece meslekte bir yıl kademe ilerleme cezasına hükmolunmuştur. Yani özetle Milli Eğitim Bakanı evet bu eylem gerçekleşmiştir demiştir. Ancak ne yazık ki sanığa verilebilecek en hafif ceza verilmiştir. Gerçekleşen bütün bu olaylardan ötürü gerek müvekkilimiz gerekse aile perişan olmuştur. Müvekkilimiz olayın öncesinde ve devamında ne yazık ki ilaç kullanmak zorunda kalmıştır. Çünkü bu eylemler henüz mahkemeye intikal etmeden önce gerçekleştiği için ailenin de bu eylemlerden haberi olmadığı için çok zeki olan ve çok çalışkan olan öğrencinin dersleri kötüye gitmiş, öğrencinin ailesine karşı davranışları değişmiştir.
bir psikoloğa götürülmüştür öğrenci ve neticede doktorun kararı ile ilaç tedavisine ve psikolojik destek verilmesi yönünde bir karar oluşturmuştur. Anne baba da devlet memurlarıdır. Bu nedenle isimlerinin çok duyulmasını istememektedirler. Ancak yargılamanın geldiği aşama ve sanığın halen tutuksuz olması, aynı zamanda sanığın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aynı okula iade edilmesi neticesinde ailenin üzüntüsü ne yazık ki bir kat daha fazla artmıştır. Yeri gelmişken de belirtmek gerekir. Soruşturmanın ilk aşamalarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sanık görevden uzaklaştırılmıştır. Bu hemen hemen bütün dosyalarda yapılan bir iştir, bir tedbirdir. Ancak ne yazık ki devamında ve mahkeme açıldıktan sonra sanık göreve iade edilmiştir. Şu an görevindedir, çalışmaktadır. Ve ne yazık ki aynı okulda görev yapmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir. Sanığın bu eylemi başka öğrencilere karşı gerçekleştirme durumu da kuvvetle muhtemeldir. Sayın yetkililerin en azından soruşturma ve kovuşturma aşaması tamamlanana kadar sanığın suçsuz olduğu veya suçlu olduğu mahkeme tarafından hükmoluncaya kadar sanığın görevden uzaklaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Kanunlarımız da bu yöndedir. Ailenin ve bizlerin talebi sanığın derhal tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması yönündedir.